Belgeseller bilimi insanlara aktarmak konusunda olmazsa olmazlardandır. Belgesellerde her zaman gerçeklik ön plana çıkarılmalıdır. Ama konu soyu tükenmiş hayvanlar olunca onlar hakkında her şeyi bilmemiz maalesef mümkün olmuyor. Bu yüzden de onlar hakkında çıkan belgeseller çeşitli spekülasyonlara başvurabiliyor ve bu iyi kullanıldığı sürece gayet iyi şeyler ortaya çıkabiliyor. Ama spekülasyon bazen gerçekliği yıkıp saçma sapan şeylere yol açabiliyor. Uzun bir zaman boyunca bizler iyi bir dinozor belgeseli izleyemiyorduk bu sebepten. Çıkan belgeseller saçma sapan fikirlere sahip sıkıcı ve tekrar eden bilgilerin anlatıldığı yapımlardı. Ancak her zaman bu böyle değildi. 1999'dan 2000'lerin ortalarına kadar gayet güzel dinozor belgeselleri görüyorduk. Benim Walking With dönemi adı verdiğim bu dönem Walking With Dinosaurs 1999'da başladı ve 2011 yılında Planet Dinosaur ile sona erdi. Tabi Planet Dinosaur çok ilginç bir zamanda çıktı çünkü kötü belgesellerin bayağı bir geldiği ve iyi belgesellerin yavaş yavaş son bulduğu zamanda çıktı. Ancak maalesef Planet Dinosaur'un çıkması bir şeyi kurtarmadı, iyi belgesellerin sonu geldi ve Jurassic Fight Club gibi kötü belgeseller onların yerlerini aldı. Bu yıl Prehistoric Planet'in çıkmasıyla beraber eski günler geri döndü ve modern bilim ile desteklenen gerçekten güzel dinozor belgesellerinin haberleri çıkmaya başladı. En yeni haber ise Netflix'ten geldi. 2023'te Life on Our Planet adlı bir belgesel bizleri bekliyor. Netflix geçen gün 6 yeni belgeseli tek bir fragmanla beraber duyurdu. Netflix yıllardır belgesel yapan bir platform ve bu konuda kendini bayağı geliştirdiğini söyleyebilirim. Netflix'in yaptığı belgeselleri severek izliyorum. Hatta bu belgesellerin bir kısmını BBC ile ortak olarak yapıyor ve seslendirmeni de David Attenborough oluyor. Ki kendisini Prehistoric Planet'in seslendirmeni veya Jurassic Park'taki John Hammond'ın aktörünün kardeşi olarak hatırlayabilirsiniz. Bu 6 belgeselin hepsini teker teker incelemeyeceğiz çünkü haklarında pek fazla şey bilmiyorum. Ama onlar da kaliteli işler olacak gibi duruyor, yani çıktıkları zaman onları da izleyin derim. Life on Our Planet belgeseline dair fragmanda bir sürü kare ve sahne gördük. Bunların ilki Smilodon'a aitti. Bu sahnede iki tane Smilodon'u ve Titanis adlı terör kuşunu görüyorduk. Şimdi bu sahne hakkında biraz konuşalım. Titanis, Kuzey Amerika'da yaşamış bildiğimiz tek terör kuşuydu. Ve Smilodon ile beraber yaşamıştı. Hatta aralarında bir rekabet olması bile olası. Titanis'in tasarımını ben belgesel içinde gayet sevdim. Gagasının ucunun sivri olması ve kanatlarının şekli ki terör kuşları hakkında çok fazla yanlış yapılan şeylerden biri kanatlarının duruşudur. Titanis hakkında bunlar doğru bir şekilde yansıtılmış ve bu güzel bir şey. Ben zaten terör kuşları hakkında bir şeyler yapmayı bayağıdır istiyorum, o yüzden bu belgeselin çıkması da bunun için bir araç olabilir. Titanis'le beraber Smilodon'u da görüyoruz ve onun hakkında birkaç tane bir şey söylemem gerekiyor maalesef. Tasarımını beğenmeyenler çok olmuş ki ben o tarafta değilim. Tasarımı hoş ancak kafası biraz kötü yapılmış. Bunda sebebi daha çok Pantera'ya benzetmiş olmaları, yani kaplanlar ve aslanlara. Kaplanlar ve aslanlar Pantera adlı bir cinsin farklı türleri, ancak Smilodon bunlardan biri değil. Bazı yerlerde onlar kılıç dişli aslanlar veya kılıç dişli kaplanlar olarak geçse de onlar ne aslan ne de kaplanlardı. Yine de kötü bir tasarım yok, sadece kaplanlara biraz daha az benzetseler çok daha güzel bir iş çıkarırlardı. Daha sonra bir grup sauropodu bir su kaynağında görüyoruz. İnternette bazı insanlar onların titanozor olduğunu söylese de ben diplodokit dinozorlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu vücut yapısını diplodokus gibi sauropodlarda görüyoruz ki bunlar da diplodokit sauropodlar diye geçiyor zaten. Hatta belki de diplodokusun ta kendisidir, nereden bileceğiz? Sonuçta diplodokus cidden çok ünlü bir dinozor ve bir belgeselin onu alıp kullanmasından daha doğal bir şey yok. Sauropod sahnesinden sonra bir asteroidin dünyaya çarptığını ve bir timsahımsıyı görüyoruz. Muhtemelen dünyaya düşen bu asteroid dinozorlar çağının sonunu yani Kretase yok oluşunu gösteriyor. Ardından ekrana gelen krokodilin hakkında ki muhtemelen bir kayman, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama Mezozoik çağda bir sürü büyük timsahımsı yaşadı ve muhtemelen onlardan birini göreceğiz. Yine de bu şey günümüzdeki kaymanlara çok fazla benziyor, o yüzden Senozoik çağı anlatan bölümlerde de bunu görebiliriz. Bence Senozoik çağda geçen en az 2 bölüm olacak ki bütün belgeselin 6 bölümü olacağı söyleniyor. Life on Our Planet belgeselinde mamutları da göreceğiz. Ünlü mamutlar soyu tükenmiş hayvanlar arasında en çok bilgi sahibi olduğumuz canlı. Muhtemelen bir bölümde full mamutlara odaklanılacak, diğer bölümde ise Titanis ve Smilodon'u göreceğiz. Çok alakasız noktalarda geçen bu olayları tek bir bölüme sıkıştırırlarsa bence çok hoş olmaz. Mamutlardan sonra bir grup hadrozor görüyoruz ki ben onların mayosor olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer modellerine dikkatli bakarsanız bu hayvanların kafalarının üzerinde bir çıkıntı görebilirsiniz. Gözün üzerindeki küçük çıkıntı hadrozorlar arasında bir mayasaur da var.
Bu bölümde dinozorların nasıl ebeveynlik yaptığını veya nasıl sürüler halinde gezdiklerini görebiliriz. Mayasaurus sürüsünden sonra küçük bir tüylü dinozorun havada süzüldüğünü görüyoruz. Renklerinden yola çıkarak bu dinozorun Anchiornis olduğu net bir şekilde söylenebilir. Anchiornis ise Jurassic döneminde yaşamış bir dinozordur, o yüzden belki daha önceden gördüğümüz sauropodlarla aynı bölümde yer alıyordur. Arthropleura da bu belgeselde yer alacakmış. Emin değilim ama sanırım kendisi Kambriyen döneminde yaşamış dev bir kırk ayak. Arthropleura'nın da burada olması bu belgeselin 3 jeolojik zamanda da geçtiğini gösteriyor. Paleozoik, Mezozoik ve Stenozoik. Buradan sonra fragmanın sonuna kadar başka bir klip veya sahne gösterilmiyor. Ama en finalde dinozorlara kralı Tyrannosaurus Rex'i gösteriyorlar ve bu gayet güzel. T-Rex sahnesindeki tek eleştirim onu Jurassic Park'ın kükremesiyle göstermiş olmaları. Umarım bu fragman içindir ve belgeselde yer almaz. Bütün bunların yanında T-Rex'in modeli de gayet hoşuma gitti. İlk olarak dudakları var. Kafasında keratin yapıları olmasa da küçük küçük dikenler veya çıkıntılar göze çarpabiliyor ki bu da gayet olası. İki tane T-Rex görüyoruz ve ikisinin de renkleri birbirinden farklı. Bu da sexual dimorphism'i gösteriyor ki bu prehistoric planet'in bile yapmadığı bir şey. Kırmızı olan T-Rex'te hafif hafif tüyler göze çarpabiliyor ki prehistoric planet'te de bunu görmüştük yetişkin T-Rex'lerde. Kısacası T-Rex modelini sevdim. Kükremesi haricinde benim için bir problemi yok. Ek olarak gerçeğe yakın bir tasarıma sahip ve benim için yeterli. Her belgeselin T-Rex'i içermesinden sıkılanlar var. Yalnız ben onlardan biri değilim. T-Rex'i ne zaman görsem sevinirim. O yüzden bu belgeselin de T-Rex'i içermesi benim için gayet hoş. Belgeseli Morgan Freeman seslendirirken canlı tasarımlarını, CGI'ını veya efektlerini ILM, Industrial Light and Magic yapacakmış. Ek olarak yönetici isimlerinde Amblin Entertainment da var. Şimdi ILM ve Amblin Entertainment'ın olması ne demek size kısaca açıklayayım. Jurassic Park'ın hemen hemen her şeyini yapanlar şimdi belgesel yapıyorlar demek. Şimdi sizin içinde bir tedirginlik olabilir. Sonuçta Jurassic Park'ı yapanlardan bahsediyoruz. Bence sorun etmeyin. Şu an gördüğümüz kadarıyla gayet güzel bir iş geliyor ve bence gayet güzel olacak. Şimdi yapımcılar Jurassic Park'ın yapımcıları olduğu için fragmanda Jurassic Park kükremesi kullanmaları da çok sıra dışı bir şey değil. Yine de umarım değiştirirler ses efektini. Bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından bağlantılarıma ulaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de abone kalmayı unutmayın. Bye bye.